Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ali'yi okula yolladım. Kahvaltısını yaptı. Beslenmesini hazırladım. Bir bardak da ballı ıhlamur yaptım ona, içti. Arkasına biz de kalktık. Hemen giriştik mutfağa. Dedik kahvaltımızı biz de yapalım erkenden. Bazen öğlene doğru acıkıyoruz, böyle o zaman yapıyoruz ama şimdi dedik böyle biz de yapalım, çıksın aradan. Zeynep'e de bir tane sucuklu tost hazırladım. Ihlamur koyacağım ona da şimdi. Zeynep de ballı ıhlamur içsin. İnşallah şifa olsun. Arkadaşlar yemeğimi ocağa koydum, hemen hızlı bir şekilde. Birazcık böbreklerim ağrıyor. Bol bol limonlu su içmeye gayret ediyorum her gün düzenli. Ya üşüttüm ya da yine böbreklerimde bir hareketlenme, bir sıkıntı olmaya başlıyor. Daha önce geçen sene biliyorsunuz ki böbrek taşı düşürmüştüm. Geçen sene miydi? Evvelki sene mi? Öyle bir şey. Çok büyük sıkıntılar yaşamıştım. Ya 12 saatte mi ne öyle bir şey düşmüştü. Sancı çekmiştim bir gün boyunca. Çok zor bir şeydi. Şimdi böyle bol yarım limonlu su içeceğim. Yemeğimi de ocağa koydum. Nohut yemeği yapıyorum. Etli nohut. Şimdi içeri gideceğim. Murat da bilgisayarın başında, çalışma odasında. Zeynep'e de elma soydum. Elma doğradım. Yemiş mi? Yemiş. İki tane elma soydum. Yemiş. Mendili yanı başında. Aklımı burnunu siliyor. Yavrum kahvaltısını güzelce yaptı. Elmasını da yemiş. Ben de şurada oturup limonlu suyumu içeyim. Yudum yudum. Bırakmış böyle. Neyse bayağı yemiş. Bugün de herhalde mutfaktan çıkamayacağım ben arkadaşlar. Geldim nohuta bakmaya, düdüğü ötmeye başladı. Yani düdük değil de tıslıyor işte. Ne yaptım, onu kapattım, altını kıstım şimdi. Tarhana çorbası yapayım dedim. Emir Ali okuldan geldiğinde sıcak sıcak içsin. Sarımsaklı tarhana çorbası yapacağım. Şöyle sarımsakları da doğradım. Bol sarımsaklı et suyu koyacağım bir tablette. Öyle bir çorba yapacağım. Bundan Zeynep içemeyecek çünkü bunu annem yapmıştı. Yoğurtlu, süzme yoğurtlu yapmıştı bu tarhanayı. Hatta yaparken Muhammed Emin'le Zeynep de vardı. Onları resim çekmiştik, hatırlarsınız belki. Buzdolabında duruyordu. Bayağı da bir var. Bize bu kış, yaz yetecek yani, o kadar çok. Şimdi Zeynep'e dünden kalan çorbayı ısıttım. Dün de yemişti akşam. Bu birazcık iyi geliyor et suyuyla böyle. Yoğurtlu terbiye yapmadım. Yumurta da koymadım. Böyle sade şehriyeler, zaten nişastasını salınca kıvamı böyle geliyor. Sarımsak, et suyu, kemiklerdeki etleri didiklemiştim içine, iliğini miliğini. Şifa olsun. İnşallah şimdi böyle şey yiyecek bunu. Ekmeksiz böyle kaşıklaya kaşıklaya yiyecek. Ben de bir yandan çorbayı yapacağım. Zeytinyağında böyle tarhanayı kavuruyorum. Arkadaşlar annem sürpriz yaptı, geldi. Murat güvenliğin kapısında görmüş annemi. Evet, denk geldi, şaşırdım ben de. Ali'yi almaya gidiyordu tam. Aynen. Şimdi sürpriz Ali getirmiş bakalım. Ali ile Zeynoş'a sürprizler. Şey, evet, Ali'nin topu balkona kaçtı. Boş bir daireye karşı tarafta. Eski bir futbol topu. Aynısı mı Ali, eskisine benziyor. Yok yok. Şöyle saate doğru bir çak bakayım ampulle karışık. Yavaş lan, hayır tabii ki de. Yapacaktı. Yapacaksın he. Yok ev diye normalde ben. Çok güzel Ali. Tam Özdile'nin orada oynamalık yeşil çimlerde. He Ali. Harika. Şimdi bu Zeynep. Tamam, ödevini yapınca aşağı. Tamam. Bu Zeynep'in annesi, bakalım şimdi anne. Ben anlayacak Zeynep. He? Anladın mı? Şimdi ne çıkacak? Evet. Ha. Yaramazlık ya. O ne ya? Bana mı buldu? Bu sana bu düştü. Şey, denizdeydi bu
Bu boya mı? Bu nereye çekici ya? Denizden bunu tamir ettirdim arabası. Yeni sap yaptım. Oğlan diyor büyük diyor biraz uzun yaptım diyor. Ne güzel ağaç kokuyor. Ağaç kokuyor. Komşumuz yaptı ya dolabı geçen gardıroba. Biraz diyor oğlan diyor delikanlı büyük diyor uzun kestim diyor. Bayağı olsun uzun dedim. Evet sapı uzun cana. Şimdi hadi aç bakalım. Aç bakalım. Görmüyor da gözün neresi önün? Dur bozma dur. Şurada yapışma yeri var. Sen onu şey yap şimdi. Ben de bir şey yapayım. Vay. Dur bakayım ne yapacak, ne diyecek? Zeynep bu ne? Bakayım o çok cingöz. Bağırıyor mu? Bakayım nasıl? Yüzüne falan bakayım. Ay çok. Zeynep bu nasıl Barbie? Ne giymiş bu? Gelin. Gelin mi olmuş? Evet. Ya sen her şeyi biliyorsun ya. Sen mi ördün bunu elbisesini? Ne yaptın? 3 saattir uğraştım dikmeye. Dikmeye uğraştım. Bakalım Zeynep beğenecek. Ben bebeği tanıyacak sandım şimdi. Zeynep'in Barbie bebeğini üstüne tüllen şey yapmış. İşte Zeynep tanıdı herhalde böyle. Scotch Braille yapmaya çalıştım ama onu boyamış. Çıkmıyor. O şimdi onu şey yapıyor anladın mı? Hatırladı eski. Bak. Becerebilmiş miyim? Zeynep nereden gelmiş o? Çantandan. Bak kolunda bileziği var, boynunda incileri var, altını var. Gelin dediğin altınsız incisiz olur mu? Bak eteğine bak tüy etek. Bak gelin. Gelin Barbie evet. Mutlu mu oldun? Hadi tut altından bacaklarını. Tut Barbie'yi hadi çok güzel. Bak buradan tut. Hadi dans et şimdi onunla. Göster babaya. Bak babası gelin. Hiç koparma. Hadi oyna kızım. 3 saate yakın. Gel bakalım Zeynep. Getir bakalım yakından da inceleyelim. Güzel bu. Evet bak takıları da var. Gelin olmaz. Evet. Zeynep'in parmağında diş izlerine bak Barbie'de. Nerede? Dişlemiş onu. Bebekken herhalde. Elinle mi? Parmağı, baş parmağı nasıl kopacakmış neredeyse. Aynen. Nasıl ısırdıysa. Al bakalım. O şimdi onu şey yaptı. O yüzden çok bir tepki vermedi. Fark ettin mi? Tanıdığı için. Aynen. O yüzden öyle çok şok bir tepki yapmadı. Yoksa çok şey yapacaktı da. Şunu denizde gördük geçen. Komşularda varmış. Aa dedim biz dedim bir yapalım. Biz emine dedim evde türler var. Evet çok güzel olmuş. Eline sağlık anne. Harika. Duva muva takıları. İnşallah Zeynep şey yapmaz onu da. Kopartmaz. Böyle gitti. Sonra böyle damat açıyor. Alnından öpüyor gelini. Buradan. Öp sende. Biz öpelim. Ayı gördün mü iyice? Bak kolunda bilezikleri de var. İncileri var boynunda. Bak bakalım beğendin mi? Altınları var. Bak burada kolunda incileri var. Saçlarını ördü. Çok güzel. Harika. Bak babaanne saçlarını. Dövmesi var. Hazır orada, gibi. Böyle oturtursun. Aynen. Benim böyle gelin bebeğim vardı. Karyolası hep oturtuyordum onu. Çok Rahmetli güzel. Rahmetli teyzeciğim yollamıştı. Ondan çok meşhurdum. Çok güzel. Çok mu güzel aşkım? Oy sen hepsinin en güzelsin. Buse'de var. Kat kat yapmış. Daha kabarık olmuş böyle. Aslında birkaç daha tül geçince. Ama tülün formundan öyle. Bak onunkisinin etekleri kat kat böyle. Daha kabarık böyle. Bunun en altına bir tel takmak lazım. Yok başka bir Barbie'leri de var ya hani tül varsa fazla öyle değişik yapılabilir. Şimdi. Ama bu da çok güzel, çok değişik. Kapadın mı? Kapatmadım. Ben şimdi en altını bir daha fırfır yapmaya karar vermiştim. Son anda böyle doğaçlama gene bir şeyler. Kabarık. Güzel olur. Bak görüyor musun şimdi anladı onu da ondan onun tepkisi şey olmadı. Bak. Bu sana nasıl geldi diyor. Senden geldi, nasıl geldi? Evet. Onu merak ediyor şimdi. Evet, ben bunu almıştım. Anneyle biz konuştuk. Annene dedim ki, Emine dedi ben bunu eve alayım götüreyim Zeynep görmeden. Gelin yapayım getireyim mi dedim kızım dedim. Evet anne dedi. Sakladım hırkamın cebine. Şimdi de sana gelin diktim getirdim. Bunu da yıkadım. Bana göre bunu başka Barbie'de kullanırsın. Öyle yıkadım. Yıkadım bunu. Kuruttum gece. Bunu da diktim böyle. Bana da bu geldi ya.
Ne? Bette öyle kaçalım baba. Ne bu? Ne? Bette öyle kaçalım sen. He, bunu da kazıyorsun sen bunu. He. Ben kazıyordum ya öylesin. Hmm, tamam. Yedin mi tostunu Aleş? Sen böyle tamam. Aferin. Bir sürü vida. O, tamam. Bu pijaman benim burada dursun, getir götür yapmayalım. Baba ne var? Şimdi vida. Sen bana cevizi çok koymuşsun kızım. Ben bir kişi onları nerede yiyeceğim? Aa, ne olacak taze ya? Taze, ben bunları size ayıklayıverdim benim. Kurumuş onların da içi ya. Olsun anne. Hepten yaş ceviz gibi değildi. Kırdım ben bir tane baktım. Şey çok bunlar fazla. Tamam mı? Bak bunu için C vitamini eczaneden. Kalsiyum masum bir şeyler yazıyor. Benim buna bir bak ver bakalım. Buna şey dolum molum diye bir şey yazıyor. Güncelleme. Yazılım güncellemesi gelmiştir tablete. Ali'ye de gelmiş. Yaptım ama. Ali'ye de gelmiş. Güzel mi? Evet. Benden çok güzel bari. Aferin. Oyna bakalım. Emineciğim benim birkaç gündür iyi değilim arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yurt dışı. Unuttuk. Unuttuk çocuğa şey yaptık diye. Hastayım. İyi değilim. Tansiyonum biraz yüksek bu sıra. 17-18'i gördüm 2-3 gündür. Bugün biraz iyiyim. Çocukları mutlu edeyim diye geldim. Tuzlu da yemiyorum ama evde şimdi bizim şoktan aldığımız A101'in tuzları var. Şokların 101. Bunlar mı acaba? Annem rahmetli derdi. Kızım onlar çok tuzlu. Evet. Bunları yemin niye getirdim? Turşu murşu yapar diye. Burada da kızım annene verirsin. Belki şey zeytin kurar. Bunlar da kaya tuzu. Aynen. Ondan çantam var. Onları çekil kullanamam ben. Aynen. Anneciğine verirsin kızım. Tam zeytin zamanı kurar. Ucuzdan kuyumcuya gittim. Yeni gelmiş, yoktu. Aa. Bu mu? Şey. Yüzük almış annem, gösterelim bak. Yüzüğüm çok zayıfladığım için bollaştıydı. Bir tane aldım, o da çok takıldı. Benim Faruk Kuyumcu'da Sinan diye bir oğlum var, oğlum diyorum. Murat nasıl bakıyor? Gittim, oğlum tanımaya çalışıyor. Bunu dedim törpüleyi verin dedim. Aha. Evde törpüle, tırnak törpüsü yaptım ama olmadı. Hemen başladı gene vitrinden değiştirmeye. Oğlum dedim gene mi niye değiştiriyorsun sen? Aa. Bak kılıfın güzelliğine bak, ne kadar yeni kullanmış. Abla dedi. Seninki nasıl? Şey yapalım dedi. Hiç kullanamadım. 2-3 hafta hep durdum zaten dolanmaya. Değişelim dedi. Yeniden bunu verdi. Her günlük hani bu takılmıyor annem, değiştiriyor. Evet. Yaptı. Evet ama bu daha kibarmış ötekinden. Değişim yaptı çıkıyor. Zayıfladığım için yüzükler ellerinden çıkıyor. Evet. Murat'ım bunu da bana vidası şey yanmış. Bunu içinde aldım, ona tamir et ver çocuğum. Üzüm aldım, hiç yemedim. Göz hakkı böyle çok özenim. Biz hep şey çekirdeksiz üzüm severiz ama çekirdeksiz bunu da özendim. Çarşıdan taşıdım. Yok bir türlü şey yapamadım. Ben de aldım A101'den, evet. Çocuklar dedim. Çekirdekli diye yemediler, ben yiyorum hep. Aynen. Bunlar da mı çekirdekli? Evet. Çok güzel aslında, çekirdeğinle yüzün yaparmış. Ben yiyorum bir tek. Aynen. Kansızsın sen. Aldım A101'den, özendim kocaman kocaman. Ali kesiyor öyle. Flaş bellekler benim televizyonun arkasını takıptı. Çekmece. Bunların bak bakalım ne yapacağım. Baba. Benim gemimde bir dolar için benim burada bunun kardeşi yok. Bunu buraya getirdim unutmadan. Ama gece lambasını unutmuşum. Şurada getirdim ben. Koşmadan. Yazlıktakini getirdim sen demiştin ya. Orada bir tek kırmızı ampul kaldı. Gece taktım iki gece orada çocuklara. Çok iyi oluyor kızım, evde de var. Aynen, korkmuyorlar. Uyandılar mı gelebiliyorlar yanıma. Bak ceviz yiyor Zeynep, çok seviyor. Ali sevmiyor, Zeynep çok seviyor. At Golat abiye. Vur. Şu kadar şeyi zor getirdim, halim yok. Ama ağır tuzlar. Bir de markete girdim, söyleme sahip. En çok kullanılan undan şeker aldım. Paketle, ton şeyle. Diyordum biri çıksa da yardım etsin. Murat tam o çocuğa kulağı almaya gidiyormuş. Ay nasıl böyle istesem öyle denk gelmez. Hep saate baktım ama öyle denk geldi. Hep kafam böyle sağa sağa çekiyor. Böyle biraz bugün daha başka madem gidelim çocukları seveyim dedim. Öyle çıktım geldim. Bunu kuyumcu ne zaman attı?
Şöyle kapat kızım artık. Bunda kuyumcu iki tane var. Bim turu yaptık, birazcık gezdik, alışveriş yaptık. Şimdi önümüzde A101 var. Ama hiç girmeyelim, paramız az. Değil mi Zeynep? Paraları harcadık. He? Zeynep, nereye gidiyoruz? Parka. Evet. Biraz Zeynep'i parkta oynattırıyorum. Ali de burada top oynuyordu zaten. Enerjisini atsın. Gidiyoruz eve. Dur. Ne bu acele? Ne bu acele? Allah'ım ya Rabbim. Heh, çabuk gidelim diyor. Aa, enerji atamıyor bu çocukları. Ne yapacağız böyle? Sizin çocuklarınız da böyle mi ya? Atamıyor bizimkiler enerjilerini asla. O taraf değil. Acaba nerede? Koş.